Lahmacun yok, zulüm bu. 65 yaş üstüne yaptığınız zulümdür evladım. Seyrettim videoyu. İhtiyar belli ki bir yere gidecek, minibüse binmiş. Zannedersem hanımı da yanında. Minibüs şoförün bir dövmediği kaldı ya. Kural kaide hatırlatıyor. Sanki kendisi her kural kaideye uyuyormuş gibi. Kırmızıda duruyor ya bu. Yeşilde geçiyor ya, hatalı sollama yapmıyor ya. Sürat yapmıyor ya, her kurala uyuyor. Bizim yaşımızdaki insanlara kural kaydı hatırlatıyor. Biz bilmiyor muyuz ya? İnsan bazen işi gücü oluyor, mecbur oluyor, gitmek zorunda kalıyor. Oluyor yani, oluyor. Çocuklar minibüsü almadılar, indirdiler zorla adamı. Vallahi yüreğim oturdu. Canım yandı yani, canım. 65 yaş üstü sokağa çıkmasın yasak. 65 yaş üstü şuralarda dolaşmasın yasak. 65 yaş üstü buralarda gezmesin ya. 65 yaş üstü nefes almasın. E gömün bizi yavrum. Gömün vallahi. Gömün. Siz de kurtulun, biz de kurtulalım ya. Ben yaşlılığın suç olduğunu şimdi öğrendim. Bilsem yaşlanmazdım evladım. Nereden bileyim suç olduğunu? E öyle suç gibi baksana. Bize suçlu muamelesi yapıyorsunuz. Kabahatli muamelesi yapıyorsunuz. Bir özürmüş gibi yüzümüze vuruyorsunuz yaşlılığımızı ya. Dört duvar arasındayız, zaten bir yere gittiğimiz yok. Gelin benimle konuşmaz. Oğlan zaten ilgilenmiyor televizyonun başında. Torunlar yüzümüze bakmıyor akıllı telefon ellerinde. Biz duvarlarla konuşuyoruz. Vallahi deli diyecekler diye korkuyorum. Billahi. Babam rahmetli derdi, anlamazdım. Böyle ara sıra iç çekerdi. Ah gençlik, bilsem kapı dışına kor muydum seni. O gün anlamadım, şimdi anlıyorum. Yaşlılık kötü şeymiş meğer. Vallahi bak, inan gücüm kuvvetim yerinde olsa bineceğim bir arabaya, gideceğim mezarlığa kadar. Kimseye sesimi çıkartmadan kazacağım kendi mezarımı, gireceğim içine, üstüme toprak atacağım.